FM24 Galatasaray kariyerinde yeni sezona başlamıştık. Yeni bir sayfa açmıştık ama herhalde bu sayfanın sonu kapkara olacak. Bize güle güle diyecekler. Yani toparlayamadık bir türlü, kötü geçiyor. Bir atraksiyon aradım ben kendim. Bunu sonunda söyleyeceğim bölümlerini ama bu şey sanki elimde püf patlayacak gibi, onu söyleyeyim. Sonumuzu inşallah getirmeyiz bir şeyler denerken. Geçelim videoya, görelim bu bölümde neler yaşadık. Hep beraber izleyelim ama öncesinde abone olup like atmayı unutmayın. Lazio'ya karşı Şampiyonlar Ligi yolculuğumuz sürecek. Şöyle bir bakalım Lazio ile oynayacağız. Lazio da hiç maç yapmamış. Herhalde bu bizim işimize gelir diye düşünüyorum. Yalnız şeye bakacağım, merak ettim onu da. Şu puan durumuna geleyim. Ha, lig sıralaması şeklinde oluyor. Yine eskisi gibi aynı. Bu oyunda maalesef böyle oluyor. Yapacak bir şey yok. Biz de böyle oynayacağız. Edoziye, İran Kunde'nin yerine oynayacak. Zadiriamento, Rodriguez, Icardi yedek. Mukoko. Şu Mukoko'dan daha yararlanamıyoruz. Şu an kiraladık ama. Hadi maça böyle başlayalım. İdeal 11'imizde zaten sahadayız. Lazio'ya karşı Romagnoli, Cazale, Lazari, Muriçi, Forvet'te Immobile, Zaccagnia, Felipe, Anderson. Güzel kadroları, fena değil. Alex sık atın pasında. Leonardo offside. İlk 15 dakikada gol sesi çıkmıyor. Felipe Anderson tehlikeli geldiler. Korner. Çıkartalım bu topu. Hadi çocuklar. Penaltı mı? Yok. Ciro Immobile. Lazio kendi sahasında öne geçiyor. Kötü oldu işte. Az daha 2'yi de yiyorduk valla. Son anda kurtardı kaleci. İlk yarıda bir beraberliği falan yakalasak. Abi Ziye hiç oynamıyor ya. Satmak için de çabaladım çabaladım, satamadım. Çok tehlikeli yerden iyi friki kullandım. Hadi yoksa çakardı orada. Hayda. Cezanın yerine gelsin. İran Kunda hiç bu maçtan bize zaten sıkıntı. Cristiano sen sol beke gelsin. Bob da yorgun da. Şöyle yapalım. Daha dur, Icardi ile Rodriguez'in yerine çekelim. Şu maçtan sonra bir şeyler değişecek bizde gençler. Şu maçı çevirdim, çevirdim ikinci yarı, çevirmedim. Köklü bir değişime gideceğiz. Immobile 3-0. Burada belli ki buradan çıkamayacağız. Oyunu rölantiye alalım bari. Soğutalım ki böyle bitsin bari. Fark yemeyelim daha fazla. Yani 50 dakikada kaleyi bulan şutumuz yok. Geç şu maçı hızlıca ya. Hadi ya. Maçı bitiriyoruz. Bu yenilgi de bizi üzdü fakat takımda artık değişim zamanı geldi. Şimdi Kristensen Eyüp Aydın'la yer değiştirsin. Fırsatçı golcü oynayacak. Eyüp Gezen oyun kurucu oynasın geriden. Eyüp'ün antrenman sistemini de değiştirelim. Antrenman iki yönlü değil. Yok.
Gezen oyun kurucu olsun. Biraz da şu vuruşların kalitesini arttırsın. Oyun sistemimize gelirsek kontrollü bir oyun oynayacağız. Alanı daraltacağız. Tempolu bir oyun oynayalım. Yaratıcılığımız dengeli olsun. Savunma kendi alanında karşılaştı. Sert, tedbirli, tamam, güzel. Hücumda ise direkt paslarla çıkalım. Kanatları kullanalım. Kaleci topu oyuna uzun soksun. Tamam. Sistemi bu şekilde değiştirdim. Sistemi bu şekilde değiştirdik de. Şimdi kulübeden kimleri alacağız? Yede bir değişiklikler yapalım. Efe Akman'ı yedek kulübesine atacağız mecbur. Efe nerede? Efe Akman. Şimdi Icardi golcü. Rodriguez golcü. Şöyle yaptık. Değiştirdik. Rodriguez nerede? Rodriguez'in de antrenmanlarını değiştirelim abi. Fırsatçı golcüye çevirelim. Yine çabukluk antrenmanı yapalım. Bu şekilde oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Rodriguez'i kenara çektik. Sistemi değiştirdik. Bu sistemle kazanmakta gördüğünüz gibi sıkıntı çekiyorduk. Bundan sonra inşallah çekmeyeceğiz. Akgün'le ilgili ne diyordu hoca? Yunus Akgün'de gelişim var diyor. Yunus Akgün devre arası inşallah yolcu olur. Zaha Edozie, İran Kunda gelsin buraya. İlk 11'den yorgun var mı? Alex Scott var. Edozie var. Zaha yorgun değil. O zaman Edozie kenara gelsin şöyle. Şimdi şey nerede? Şu çocuk vardı ya. Gökdeniz Gürbüz var mı burada? Gökdeniz Gürbüz'ü kiraladık biz değil mi herhalde yanılmıyorsam? Gökdeniz Gürbüz kiralamıştık. O zaman Oscar Bob'u buraya iki yönlü alalım. Efe Akman'ı da oyun kurucuya alalım. Ziyeh de mi? Hayır görmüyoruz abi ya. Niye böyle düşük bu adam performans ya? Satmaya çalışıyoruz zaten gitme. Bir de kendi mevkisinde de oynatmıyoruz. Ona da kabulüm hemfikirim. Ama olmuyor bir saniye. Hadi gidelim bakalım. Aradan sonra ilk maçımızı oynayalım. Ya bakalım yeni sistemle ilk maçımızda neler yapacağız. Kaleci az da vallahi kafadan gol yiyerek başladık maça az da. Sasha Boy, İran Kunda kafa geldi savunmadan. Nestori İran Kunda'dan da çok umutluyum bu sezon ya. Patlamayı yapacak gibi geliyor bana. Marcos Leonardo sezonun 3. golünü atıyor kendi adına. Aferin sana Marcos Leonardo. Rakibe daha şut çektirmedik. İlk yarım saatlik dilimde. İran Kunda. Şimdi İran Kunda savunma arkasına bu sefer atamadı topu. Nestori İran Kunda. Tamam memnunuz. Bu şekilde bitti ilk yarı. Oscar Bob'un yerine kimi alabiliriz? Orta saha bir yedek daha çekmem lazım ya. Yo Ziye defansif yönde oynar mısın? Bob çok mu yorgun değil? Hem Ziye oynasın ya. Yapacak bir şey yok. İran Kunda da sola geçsin. Yunus Akgün oynasın. Hadi gidelim. Bir gol daha atarsam şöyle bir savunmayı falan da değiştireyim ya. Rose'a biraz şans verelim Matias Rose. Takımın geleceği olarak görüyorum ben. Baya güzel de gelişti kiradan sonra. Hele şükür yani Hakim Ziyech'le kendi rolünde olmayan bir yerde mi oynatacaktık yani gol atman için. İyi de hatta tam ceza alanına girerken iyi yapıştırdı. Rose gel. Livra gel. Kristensen gel.
Dur. Alvaro değişiklik kalmadı. Alvaro Rodriguez'i almayacağız bu maçta. Altmış dakikayı 2-0'lık üstünlükle kapattık. Bakalım devamı gelecek mi? Yunus Akgün kaleci. Ziye'nin ortası savunmada kaldı. 75 dakikadır rakibin daha hiç şutu yok. Pozisyona sokmamışız. Offside yok, korneri. İlk defa geldiler. Onda kapı kontradan az daha golü atıyorduk. Atamadık. Yine bir korner. Abi İrem Kunde kullansın ya. İrem Kunde çok iyi atıyor topları. Livramento oyu dışarı attı. O nasıl bir şey ya? Eyüp. 2-0. 2-0 ama güzel. Oyun iyiydi. Oyundan memnunum. Rakip 75'e kadar şutu yoktu. Maçı bitirdi. Kaleyi bulan şutu yok. O yüzden bence iyi bir maç oldu bizim adımıza. Güzel bu taktikte fena sinyal vermedi kafadan. Yedek takımdan A takıma Çıkıldağ'ı çekeceğim. Çıkıldağ Hamza'dan olmayacak gibi de. Sıraçan Nasta Işık var mı? Yok, 22 yaşında bir çocuk olmaz da. Aksaka nasıl? Ondan da olmaz. Yusuf Demir nasıl? Yusuf Demir aslında ofansif oyun kurucu antrenmanı yaptırılabilir. Ben de bir A takıma taşı şimdilik. Taktiklere gel baba. Nerede çocuk? Gel. Edoziye, İrem Kunde ikiniz kanatlarda olacaksınız. Ondan sonracığıma dur. Cica. Kimi çekeyim dışarı? Ziye'yi çektim dışarı. Cica direkt Efe Akman'ın yerine de girsin. Mecburuz. Devre arasına kadar en azından bizi götürecek Cica antrenman diyelim. Ofansif oyun kurucu. Biraz da hareketli koşsun biraz. Bu yaştan sonra da koşusu artar mı bilmiyorum ama deneyeceğiz. Ondan sonracığıma Yusuf Demir sana da antrenman yaptıralım. Dur, önce pozisyon çalıştıralım. Ofansif oyun kurucu antrenmanı yaptıralım bu pozisyonda. Şutlarını da geliştirelim. Şarjımız da bitiyor. Bir yandan da telefonumuzu şarja takalım. Yusuf da arada şans bulmaya başlar. Kafadan bir şans vermeyeceğim ama. Telefonumuzu da şarja taktık. Şarj sorunumuz da kalmadı. Sasha Boy. Sasha Boy yok bu maçta. Ali Turap mı geçsin? Yani geçebilecek bir Ali Turap Bülbül var. Livramento yedekten gelsin. Ali Turap Bülbül'le bir de dur. İki yönlü olan Scott'ta Oscar Bob değil. Scott'ı da alalım. Alex Scott'ı. Bu şekilde başlayalım maça. Samsun deplasmanından bakalım nasıl bir oyunla ayrılacağız. Onlar da beşli orta sahayla oynuyorlar. Yani orta sahayı kalabalık tutmuşlar. 3 tane merkez, 2 tane geniş orta saha kanatta. Nasıl bir maç izletecek iki takım bize? Çıkabileceğiz mi? Bir türlü alamadık o topu. Yani vuruyoruz geri geliyor. Vuruyoruz geri geliyor. Şimdi Ali Turap Bülbül. Leandro'nun ortasında etkisiz kaldı. İrem Kunda geldi ortama, gol gelmedi. Devam ediyoruz. Edozi olmadı. İrem Kunda bu sefer tersten açacak savunma. Tek kişilik baraja takıldı Sabri gibi. Oy, tehlikeli geldiler yine. Birbirine yakın başladı iki takım da. Savunmada bir hata yapmayalım aman. Eyüp Aydın. Kendine gel, oyununu oyna. Ona sinirlisin, buna sinirlisin. Gerek yok. Efe Akman mı? Yok. Abi Oscar Bob'u mu alayım? Efe Akman'ı mı alayım? Ya da kendi oyuncum ya. Kendi oyuncumu kazanayım. Efe'yi alayım. Şunları da bir yer değiştir. Nelson performansı bu ara niye düşük? Rose gelsin.
60'a 65'e kadar böyle oynayalım da gol gelmezse ona göre tekrar hamle yaparız. Olsun. Haydi bakalım çık çık abi, Edozi'ye çok kötü pas attım be dostum. Uy, çok iyi çıkardık. Vallahi var ya, yüreğim ağzıma geldi, ne yalan söyleyeyim. Bir an dedim herhalde geçmiş olsun ama geçmedi. Kaleci. Güzel, direniyoruz şu an. Önemli, telefon bakmam lazım da maçı durdurayım. Evet, 0-0 devam ediyor. Bence değişiklik zamanı geldi. Wilfred Zaha gelsin. Zaha'yı sola, en ön kumdayı sağa koyalım. Rodriguez gol umudu olarak gelsin. Oscar, Bob, Alex, Scott'ın yerine gelsin. Takım da dökülüyor ya. İran Kundan'ın yorgunluğu nasıl? Onun da fazlaca yorgunluğu var. Ama değişim, zaten bütün değişiklikleri tamamladık. Yunus'u çekemiyoruz oraya. Hadi bakalım. Son 25 uzatmalarla son yarım saatlik dilimde bakalım. Skor değişebilecek mi? Yani kafa kafaya geçen bir oyun. Kafa kafaya geçen bir maç ama neyse, doğru, İran Kunde güzel yerden faul aldık. Eyüp gerek yoktu. İran Kunde kullanırdı. Eyüpçüm gerek yok. Ananı satayım. Yani kullandığınız frikikten top gelip bize gol oldu ya. Vallahi helal olsun. Biz frikik kullanırken golü biz yedik ya. Bizim taktik sorunumuz yokmuş. Bizim oyuncu kalite sorunumuz varmış. Onu da görmüş olduk. Sistemimizi tamamen hücum yaptım. 4-2-4'e döndüm yine. Daha tamamen hücum, çabuk. Savunmayı bu sefer önde kurdum. Tam sağ pres. Tamamen önde basan, ısıran, bozan bir takım şeklinde oynayacağız. Bundan sonra sistemle alakamız yok. Bundan sonraki yapacağımız işlemler transfer olacak. Kadrodaki değişiklik olacak. Yoksa öbür türlü sorunumuz yok. Onu da gördük gençler. Yani Şampiyonlar Ligi'nde hüsran yaşayacağız belli. İnşallah Galatasaray'dan kovulmayız. Yani bütün kulvarlarda başarı istiyorlar ama biz şu an bütün kulvarlarda başarılı olacak durumda değiliz. Çıkıldav. İçeri karıştı. O kimdi lan? 19 numara. Abi ya, Marcos Leonardo, sen onu nasıl kaçırırsın oradan ya? 2 metreden ya. Bu arada 2 tane şut kaçırdık. Rakibin 2 şutu görünüyor. 6 şutu görünüyor. Bizim hala şutumuz yok görünüyor. Fakat 2 tane net şut kaçırdık. Vallahi enteresan ya. İran Kunda. Zaha senin yerine gelsin, değiştir. Forvetlerin ikisi de durgun değil mi? Mukoko sen buraya gel. İkisini de fırsatçı oynatıyorum artık. Kristan sen de gel. Cica orta sahada ne oynadın? Çok da iyi oynamamış. Oscar Bob'u mu çekeyim? Efe Akman'ı mı çekeyim? Bilemedim şu an. Efe gel ya. Efe'nin üzerine düşelim biraz abi. Efe'yi kazanacağız yani şu maçlarda. Yapacak bir şey yok. Güvenip atacağız sahaya. Şuradaki Carlos Borges de çok iyi. Anam, kaleci kurtardı. Aferin kalem. Tehlikeli geldi. Aman diyeyim. Kudyakov valla şu ana kadar iyi direniyor. Bakalım daha kaç dakika dayanacak. Bu işin sonu hiç Kudyakov açısından iyi durmuyor. Oha. Marcos Leonardo. Baraja taktı ya. Abi o açılardan affetmeyin ya. İran Kunda olsaydı İran Kunda kullanırdı muhtemelen de abi. Aman diyeyim, biraz önce bizim kullandığımız duran toptan biz gol yedik, aynısı olmasın. Gözünüzü seveyim, öyle şeyler olmasın lütfen.
80 dakika. Bu zorlu mücadele bu şekilde devam etti. Bakalım daha kaç dakika sürecek. Son 5 dakika normal sürede geçmiş olsun. Bir kafayı şana kırmızı kart olmasın. Yok abi yok ya, yok ya, vallahi yok ya, vallahi yok ya, billahi yok ya. Bir şekilde Jordinger oluyoruz ya, bir şekilde Jordinger oluyoruz ya. Bari berabere bitsin be. Valla berabere bitsin. Şu kadar direndik. Şu anda kadar dinlenelim. Şu anda dakika, ne 10 dakikası ya? 3 dakika kalmış uzatmalardan. 3 dakika daha direnirsek beraberlikle sonuçlanacak. Abi niye bu kadar kör dövüş oldu bu maç ya? Hadi lan son bir dakika bir kornerden gol çıkartır mıyız? Oy çıkma. Aman aman aman. Ey, yapma yapma ne olur yapma gözünü seveyim böyle şeyler yapmayın. Hoca saniye bitti hoca. Hoca saniye bitti hoca. Hoca bu maç ne zaman bitecek hoca? Fazla oynattı ama maç beraberlikle sonuçlanıyor. Yalnız bu sistemde takım çok yoruluyor. Onu da fark etmişsinizdir. Yani iki tane 11'im olması lazım ki Avrupa'da farklı, ligde farklı 11 ile oynayayım. Çıkıldağ'ın yerine tekrar Ziyeh takıma döndü. İlk 11'de İrankun Yorgun Zaha sağda. Yine sol bekte de Kristensen var bugün. Kazımcan'ın yerine. Mahmudu Fal. Hadi gençler. Kristensen Rodriguez içeri doğru. Kötü kafa. Kötü kafa geldi. Hadi gençler kapalım orada. Ziyez, Zaha, Sasha Boy. Sasha Boy'un ortası kafa gelmedi. Kötü orta Sasha Boy. Zaten gerçekten de kötü orta yapıyor. Hadi hikayeyi bitir baba. Hikayeyi bitir de. Gol yollarında niye bu kadar sıkıntı çekiyoruz onu anlamadım ya. Gol atamıyoruz. Hatta dur şuraya daha sola geçsin. Edoziye sağ gelsin. Marcos Leonardo geçen senenin gol makinasıydı. 29 golle yanılmıyorsam sezonu tamamlamıştı. Bu sene 3-4 gol atmamıştır herhalde. Oy karşı karşıya kaçırdılar. Yanılmıyorsam en son 3 gol mü attıydı? Yani gol atmakta bu kadar sıkıntı çekmem normal değil. Aa gitti. Marcos Leonardo'yu tam eleştirirken sakatlandı. İnşallah çok ciddi değildir. Uy, 6 numara kim lan? Matias Rose çok iyi vurdu. Kaleci çıkardı ya. Hadi gençler. Şu maçı kazanalım be. Vallahi koltuğum sallanmaya başlıyor. Bak ben size söyleyeyim lütfen. Hadi be. Ya hadi ya Allah belanızı vermesin. Hadi ya gerizekalılar hadi ya. Hayır kovulacağız. Bütün emek boşa, bütün kariyer boşa gidecek ya. Galatasaray güçsüz rakibiyle berabere kaldı. Kalır tabii. Güçsüz rakip ama bizim önümüzde ligde. Demek ki biz ne kadar güçsüzsek artık. Adana maçındayız. Adana'ya karşı bugün Ziyeh kulübede F11'de
Marcos Leonardo da sakatlıktan çıktı ama kulübede Youssoufa Moukoko ilk 11'de. O da ilk defa ilk 11 çıkacak. Umarım şu maçta kendini gösterir. Kaleci son anda, aferin lan. Vallahi son anda kurtardı. Güzel. Güzel de top hep Adana'da. Biz daha pozisyon yakalayamıyoruz. Farkında mısınız? Pozisyona girmekte ciddi sorun yaşıyoruz. Hep Adana, hep duran topla bir şekilde geliyorlar. Şu ana kadar değerlendiremediler ama gerçekten oyun hakimiyeti onlarda. Geldi. Çocuklar geldi. Geleceği belliydi abi. Golü izledik yani. Bas bas dedim devre arasında gelsin, değişiklik yapayım diye. Ama gol bağıra bağıra geldi yani. Vallahi gol bağıra bağıra geldi. Billahi gol bağıra bağıra geldi. Of 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 of. Mokoko. İlk maçın ama top mop oynamadın Mokoko. Yankunda sen oraya gel. Daha yorgunsun biliyorum ama artık şu maçta bir şeyler yapmamız lazım, gel. 3 tane değişiklikte başlayalım bir ikinci araya. Hadi be, şöyle kafadan bir golle başlasaydık güzel olurdu ya. En azından maçın sonrasına heyecanlı geçerdik. İrem Kunda forvette iş yapar bence, kalecinin pasında. Of, döneceği belliydi bize o topun ya. Pozisyon bulamıyoruz abi, pozisyon. Pozisyona bir girsek belki bir şeyler yapacağız. Git be, biraz git be. O kimdi 29 numara ya? Edozie biraz git be. Önünde alan vardı, mesafem vardı ya. Maç bitti abi. Maç bitti. Geçmiş olsun. Valla gençler, büyük ihtimalle bir sonraki bölüm kovulduğumuz bölüm olur. Yapacak bir şey yok artık. Bizimkiler daha pas yapıyor. Adam ceza alanına orta çayırdı, geriye pas veriyor. Büyük ihtimalle kovulacağız bu sezon. Yani bu kariyer tamamını görmeyecek. Yönetim zaten sallanmaya başlamışızdır. Ya bu çocuk altyapıdan yeni çıkardık da oynayacak durumda değil. Edozie yani güzel oyuncu ama bir türlü o verimi alamadık. Gol yollarında bir etkinlik göremedik. Yani Liverpool maçı var. Dilerseniz onu da bir sonraki videoya bırakalım artık ya. Bugün gerçekten oyun hiç sarmadı. Başımız belaya girdi. Bu beladan nasıl kurtulacağız bilmiyorum. Çok kötü gidiyoruz. Her an kovulabiliriz. Her an Galatasaray yönetimi görevinize son verdiği mesajı alabilirim. Toplayacağız. Yapacağız inşallah. Kovulmaya alışık değilim. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki bölümleri heyecanla bekliyorsunuzdur. Umarım kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.